gelişmiş özellikler, yüksek kalitede ses desteği, aynı zamanda kutunun kablosuz olarak şarj olması ve daha bir sürü özellik. İşte karşınızda Oppo Enco X2 kulaklık. Ülkemizde ağırlıklı olarak cep telefonlarında bilinse de markanın kulaklık ve bileklik saat gibi ürünleri de bulunuyor. İşte bunlardan bir tanesi de Enco X2 oldu. Daha önceki modelin geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Kablosuz, ANC özellikli ve en önemlisi yüksek kalitede ses desteği sunan bir kulaklık. Her zaman yaptığım gibi ben bir dış görünümden başlamak istiyorum. Dairesel ve eliptik bir kutuyla geliyor. Kutunun alt kısmında bir tane LED lambamız var. Şarj olurken burada bir ışık yanıyor. Onun hemen yanında ise bir de tip C bağlantı yuvamız bulunuyor. Arka tarafı çevirdiğimizde Dynaudo işbirliğinin önemli bir imzası da burada yer alıyor. Dynaudo yazısını görüyoruz. Yalnız da gizli bir tuş bulunuyor. Bu tuşa bastığımız zaman arkadaşlar kulaklıkların hemen yanında bulunan bir LED lamba yanıp sönmeye başlıyor. Yani Bluetooth arama moduna geçiyor. Siz de etraftaki cihazlarla kulaklığı bulmuş oluyorsunuz. Bunun dışında işte çıkartıyoruz. Kulaklıklar böyle çok uzun değil. Bu arada onu söyleyeyim. Bunun detayları size göstereceğim ama çok uzun değil. Bu uç kısımları çok kısa da değil. Hoş bir tasarımla geliyor. Kulak pedleri çıkartılabiliyor. Kutusundan farklı boyutlarda kulak pedleri de çıkıyor arkadaşlar. İsterseniz o kulak pedlerini de kendi kulağınıza göre değiştirebiliyorsunuz. Ek olarak bir de kutuda USB tip C kablosu çıkıyor. Kısa bir USB tip C kablosu. Kullanmak zorunda değilsiniz. Kendi kablonuzla kullanabilirsiniz. Bu arada ürün kablosuz şarj desteği de sunuyor. Kutusu en azından bu şekilde şarj edebiliyor. Şimdi bu genel görünümden sonra biraz teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Çok detaylı teknik özellik vermeyeceğim. Detayları merak edenler açıklamaya hepsini yazacağım. Çok detaylı özelliklerini. Oraya bakabilirler. Burada birazcık genel özelliklerinden bahsedeyim. Kullanım deneyimini geçeceğim arkadaşlar. ANC özelliği kulaklık dedik. Dynaudo ile birlikte geliştirildiğini söylemiştim ben. 96 kHz örnekleme hızı var. Üçlü mikrofon bulunuyor. 20 ila 40 bin Hz frekans yanıt aralığımız var. LHDC 4.0 ses iletim teknolojisi var. Bu gürültü engelleme konusu önemli. 45 desibele kadar ki bayağı engelliyor onu söyleyeyim. Kemik üzerinden ses iletim teknolojisini kullanıyor. Bluetooth 5.2 ve 94 milisaniyelik de bir gecikme süremiz mevcut. Ki yok gibi bir şey yani yok olduğunu söyleyebilirim. 40 saate kadar dinleme süresi sunuyor bu kutusuyla birlikte. Kablosuz şarj desteği var. IP54 toza ve suya dayanıklılığı var. Çift cihaz desteği var ve takma çıkarma algılama özelliğinin olduğunu da söyleyelim. Oppo Enco X2'nin fiyatı ise arkadaşlar 2800 TL civarında. Şimdi gelelim kullanım deneyimine. Ben bu ürünü yaklaşık 15-20 gündür kullanıyorum arkadaşlar. Çeşitli cihazlarla denedim. Birinci cihaz şöyle oldu. Oppo Reno 7 incelemiştim ben daha önce biliyorsunuz kanalda şuradan bir yerden linkini veririm. Oradan direkt o incelemeyi merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. Önce o cihazı denedim. Şimdi onun yanındayken kapağını açtığınız anda zaten cihaz otomatik olarak yani telefon kulaklığı görüyor. Bağlanmak istiyorsan bağlan diyor. Burada bir herhangi bir sıkıntı yok. Çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ve normal şartlarda eğer Oppo marka bir cep telefonunuz varsa otomatik olarak bütün ayarları Bluetooth menüsünden de görüp değiştirebiliyorsunuz. Şimdi birazdan onun detaylarını bahsedeceğim. Hey Melody isimli bir uygulaması var. İstiyorsanız onu da yükleyip onunla da yapabiliyorsunuz bu işlemleri ama gerek olmuyor eğer Oppo marka bir telefonunuz varsa. Eğer Oppo olmayan farklı bir marka Android telefonunuz varsa ona da az önce söylediğim uygulamayı yüklemeniz gerekiyor. Daha doğrusu gerekmiyor. Şöyle Bluetooth'tan bağlantı yapıyorsunuz zaten orada bir sorun yok. Ancak hani detayları görmek, işte kutunun pil durumunu görmek, ne bileyim kulaklıkların tek tek pil durumunu görmek, güncelleme yapmak, çeşitli özellikleri açmak, kapatmak, değiştirmek gibi fonksiyonlar için uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. iPhone'da da denedim. Onda da gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Birçok özelliğini kullanabiliyorsunuz. Yalnız şöyle bir durum var. Oppo'da olup da Hey Melody uygulamasını yüklediğim diğer Android telefonlarda olmayan bir özellik var Oppo'da. Fotoğraf çekebiliyorsunuz kulaklıklar sayesinde. Böyle bir özelliği var. Diğer Android telefonlarda bu yok. Muhtemelen Oppo telefonlara has bir ek, küçük eklenti yapılmış. Yeri gelmişken bu uygulamasından da bahsedeyim. Birçok ayarı var. Yani yüksek kalite sesi açıp kapatabiliyorsunuz. Çift cihaz desteğini isterseniz oradan aktif edip veya kapatabiliyorsunuz.
Bu çok güzel olmuş bence. Yani aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor isterseniz. Bunun dışında baktığımızda güncellemeleri yapmak, işte kulak üzerinde bazı hareketler yapabiliyorsun. İşte ileri, işte şöyle yan, iki tane yan yüzü var. O yan yüzlerden bir tanesini şöyle yapınca böyle olsun, şöyle edince şöyle olsun gibi. Tabii bunları siz her istediğin şeyi yapamıyorsunuz. Belli seçenekler var. O seçenekler üzerinden ancak değişiklik ve düzenleme yapabiliyorsunuz. Bunu da altını çizeyim. Uygulamada bir sürü ayar var. Equalizer ayarı da var. Mesela Dynoda gerçek, Dynoda basit ve net, Dynoda güçlü ve işte Oppo Enco X2'nin kendi ayarlarının default olarak geldiği ayarlar var. Burada işte basıp tizi ayarlanabiliyor olması, ne bileyim daha güçlü olması, daha tiz olması vesaire gibi ayarlar. Bu Dynoda Equalizer ayarlarında bulunuyor. Bu benim hoşuma gitti çünkü bu kulaklık meselesi birazcık kişisel bir mesele. Siz çok bas severseniz, ben çok tiz severim. Kimisi de orta sesleri daha çok beğeniyor ve bu çok göreceli bir kavram olduğu için o bakımdan ben bu ayarların olmasına sevindim. Kişiselleştirilmiş gürültü engelleme var. Bunun için cihazı taktığınız zaman işte belli sesler dinletiyor, belli ayarlar yapıyor. Ondan sonra size özel bir ANC özelliği sunuyor. Bu da güzel çünkü herkesin kulak kanalının şekli farklı olduğu için otomatik bir sistemle gelmiyor ve size göre bir ölçü belirleyip ona göre bir ANC sunuyor. Bu benim çok hoşuma gitti. ANC'yi açıp kapatabiliyorsunuz. Geçirgenlik ayarı var. Sesin geçirgenlik modunda da, yani şeffaf modda da kullanabiliyorsunuz. Gürültü modları arasında neler var? Akıllı, maksimum, orta ve hafif olmak üzere 3 farklı modu var. Bu modlar arasında istediğinizi seçiyorsunuz. Ben genelde maksimumu kullandım. Akıllıyı da kullanabilirsiniz. Bayağı başarılı çalışıyor, onu söyleyeyim. Yani kulağa iyi oturuyor. Düşmüyordu kulaktan. Onu da hem canlı olarak da size göstermiş olayım. Dış sesleri algılama konusunda oldukça iyi bir size filtreleme sunuyor. O gürültüyü özellikle çok iyi şey yapıyor. Eğer şeffaf modu, yani bu geçirgenlik modunu aktif ettiğinizde dış sesleri daha net duyayım diye bir özellik var. Yani insan seslerini daha iyi duyuyorsunuz ama gürültüyü daha az duyuyorsunuz. Bu da benim hoşuma giden özelliklerden bir tanesi oldu. Altın Ses isimli bir özelliği daha var. Bu özellik de yine kullanıcıya çok daha berrak ve net bir ses duyulması için sizinle ilgili ayarları otomatik olarak kaydediyor. Belli işte denemeler yapıyor. Kulaklığı tak diyor, şöyle yap diyor, böyle yap diyor falan. Size yönergeler yapıyor. Ondan sonra size bir özel bir altın ses sunuyor. Bu da güzel bir şey. Benim hoşuma gitti bu. Söylediğim gibi kulaklığı kontrol ederek birçok şeyi yapabiliyorsunuz. Şarkıyı ileri almak, durdurmak, sesi arttırmak, sesi azaltmak, ANC özelliğini açmak, kapatmak veya geçirgenlik modunu almak gibi özellikleri yapabiliyorsunuz. Cihazı çıkarttığınız zaman bir müzik veya bir video izliyorsunuz, otomatik olarak duruyor, takınca tekrar çalmaya devam ediyor. Takma çıkarma özelliği var. Olması lazım yani. Bence bir kulaklıkta olması gereken bir özellik. Oyun modu var. Oyun modunda da düşük gecikme sunuyor ki özellikle bu oyun oynayan için önemli bir özellik. Yani ben çok aşırı oyun oynayan bir adam değilim ama siz mesela çok oynuyorsunuzdur. Sizin için önemli olabilir. Böyle bir mod da var. Çünkü Bluetooth kulaklıklarda biliyorsunuz bir gecikme süresi konusu var. Bunda minimize edilmiş. 94 milisaniye gibi hani çok da algılaması zor olan bir değere düşürülmüş durumda. O bakımdan bence bu oyuncular için de iyi olur diye düşünüyorum. Bir de güzel bir özelliği var. Kulaklığımı bul. Çünkü bu kulaklıkta biliyorsunuz çıkarıyorsunuz bir yere koyuyorsunuz ki bir keresinde benim başıma gelmişti. Kulaklığı bir yere düşürmüşüm. Bulamadım mesela. Bunda ses çalıyor. Böyle giderek artan şiddette bir kulaklık üzerinde bir ses çalıyor. Ve siz de kulaklığı hani etrafta nerede varsa hemen bulabiliyorsunuz. Bence de bu da çok güzel bir özellik olmuş. Şimdi kulaklıkta yüksek kaliteli ses desteği olduğunu söylemiştim ben. LIDAC, LHDC ve AAC'de yüksek ses desteği sunuyor. Ben LIDAC'ı özellikle denedim çünkü kullandığım bir telefon modeli bunu destekliyordu. Burada önemli olan şey şu, kulaklığın tek başına desteklemesi yetmiyor yüksek ses kalitesini. Aynı zamanda telefonun ya da bağlandığınız cihazın da desteklemesi gerekiyor. Ben yaptığım denemede gerçekten de ses kalitesi ciddi anlamda fark ediyor. Bu yönde bir beklentiniz varsa Oppo Enco X2 bunun fazlasıyla karşılar arkadaşlar. Gelelim ses kalitesine. Tabii ses kalitesini ben size buradan hani aktarmam çok mümkün değil. En azından müzik tarafındakini aktarmam mümkün değil ama kişisel deneyimlerimi söyleyecek olursam üst düzey bir kulaklık kalitesini fazlasıyla veriyor. Zaten kulaklığın hani neredeyse birçok özelliği var. Yüksek ses kalitesinden tutun da sesi sizin kulağınıza özel bir şekilde gürültüsünü engellemeye kadar, etraf gürültüsünü engellemeye kadar birçok özelliği var. Ben bu anlamda beğendim. Tabii bunu size aktarmam çok kolay bir şey değil arkadaşlar. Ancak şöyle bir şey yapabilirim. Bir telefon görüşmesi örneğini size birazdan göstereceğim ve bir de bu kulaklığı kullanarak çektiğim bir video görüntüsünü size izleteceğim. İncelememiz daha sonra devam edecek. Evet arkadaşlar, izlemekte olduğunuz bu videoyu Oppo Enco X2 kulaklık üzerinden kaydediyorum. Şöyle en azından sesleri duymuş olun. Açık havadayım. Çok aşırı bir gürültü yok ama ufak tefek doğanın seslerini arka planda duyabiliyorsunuz. İşte siz de bu kulaklığı aldığınızda bir
kamerayı kullanarak görüntülü bir kayıt yaparsanız eğer bu şekilde bir ses kaydı en azından kalitesi duymuş olacaksınız. Evet arkadaşlar, şu anda dinlemekte olduğunuz ses kaydına bir cep telefonu üzerinden Oppo Enco X2 sayesinde kayıt alıyorum. Gerçekten de çok gürültülü bir ortamda değilim ama mesela bir gürültü yapacak olursam şöyle biraz şeyler yapayım, biraz gürültü yapayım bulunduğum yerde. Size ne kadar yansıyor bu gürültüler bilmiyorum ama çok da ses kalitesinin iyi olduğunu düşünüyorum. Özellikle üzerinde 3 tane mikrofon olduğu düşünüldüğünde ses kalitesinin zaten iyi olması gerekiyordu. Özelliklerine göre de muhtemelen ses kalitesi çok güzel geliyordur size diye tahmin ediyorum. Şimdi gelelim pil meselesine. Kutusunu tam şarj ettiğiniz kulaklıkla tam şarjı varsa 40 saate kadar kullanım sunuyor ki oldukça iyi bir rakam bence bu. Bu kulaklığı aşırı yoğun kullandığımı söyleyeyim mi ama ortalama günde 2-3 saat kullanımla birlikte baktığımda bir haftada %70-%60'a indiğini gördüm kulaklığın. Yani 40 saate yakın bir değer buluyorsunuz. Bu arada 5 dakikalık bir şarj ile 2 saat müzik çalabiliyor kulaklık. Hani çok acil bir yere çıkacaksınız ama baktınız şarjınız bitmiş. 5 dakika şarj ediyorsunuz hemen kutuyu ve alıp gidiyorsunuz. Bu da güzel bir özellik olmuş. Yani hızlı şarj meselesi önemli biliyorsunuz. Bir de bu kablosuz şarj olabiliyor. Bu ne işe yarıyor? Şöyle işe yarıyor arkadaşlar. Hani kablosu yok, bir şey yok yanınızda ama cep telefonunuzun ters şarj özelliği var. Koyarsınız üstüne. Hemen 2 dakikada şarj edersiniz ve alır gidersiniz. Bu da güzel bir özellik olmuş bence. Kablosuz şarj olması güzel olmuş. Zaten genelde bu üst düzey cihazların tamamında bu tarz özellikler bulunuyor. Gelelim fiyat meselesine. Ben bu incelemeyi yaptım. Tarih itibariyle ki Ekim ayının ortalarında yaptım bu incelemeyi arkadaşlar. Cihazın fiyatı 2800 TL civarındaydı. Bence bu özelliklere göre gayet iyi. Baktığımda teknolojik olarak bu da olsaydı diyebileceğim bir özelliği yok. Gerçekten de Oppo çok güzel bir iş çıkarmış bu Enco X2 ile. Fiyatının da rakiplerini kıyaslayarak söylüyorum. Bence makul olduğunu söyleyebilirim. Evet, bir incelememizin daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Oppo Enco X2 kablosuz kulaklığı anlatmaya çalıştım. Bu ürünle ilgili merak ettiğiniz, benim anlatmayı unuttuğum konular mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyorum ve hepsini değerlendiriyorum. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İzleyicilerin büyük bir çoğunluğu kanala abone değil. Bu konuda desteklerinizi istiyorum arkadaşlar. Çünkü kanal ne kadar büyürse bu tarz videoların sayısını da o oranda arttıracağım. Daha büyük bir ekip kuracağım ve bu destekleriniz beni çok daha iyi bir noktaya taşımak için önemli bir mihenk taşı olacak. Abone olanlar da yorum yazıp beğenip videolarımı paylaşırsa çok sevinirim. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter, Facebook ve TikTok gibi sosyal medya hesaplarımda farklı içerikler paylaşıyorum. Oralardan da beni takip ederseniz sevinirim. Bütün sosyal medya içeriklerimin linklerini açıklamada görebilirsiniz. Oradan hepsini takip eder ve beni sosyal medyada da yalnız bırakmazsanız çok sevinirim. Farklı bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.